Rum yönetimine destek Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Washington silah ambargosunu kaldırdı. Yunanistan yönetimi Amerika'ya teşekkür etti. Türkiye ise kararı kınadı. Amerika 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum yönetimi savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Kararın ardından Doğu Akdeniz ve Ege'de kışkırtma girişimleri içinde olan Yunanistan Amerika'ya teşekkür mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Amerika'nın Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırma kararından duyduğu memnuniyeti memnuniyetle karşılıyor ve ifade ediyorum ifadelerini kullandı. Dendias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs yönetimi ve Amerika ile birlikte her zaman uluslararası hukuk ve özellikle uluslararası deniz hukuku temelinde Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı desteklemek için çalışmaya devam edeceğini savundu. Türkiye, Amerika'nın kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu kararın Kıbrıs meselesinin çözümünü olumsuz etkileyeceği bildirildi. Adadaki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek. Adada bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarda zarar verecektir. ABD'yi bu kararı gözden geçirmeye ve adadaki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. ABD dahil, uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Ayrıca açıklamada her halükarda Türkiye garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türk'ünün varlığını güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde gerekli adımları atmaya devam edecektir, vurgusu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de karara tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi düşman olarak gördüğü KKTC ile Türkiye'ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmak kararı alması kabul edilemez olup bu kararı şiddetle kınıyoruz. Tatar, Amerika'nın aldığı bu kararın Rum kesimini cesaretlendireceğini Kıbrıs'ta ve bölgede çok büyük gerginliklere yol açacağını kaydetti. ABD'nin almış olduğu bu karar, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüyle Türk askerinden vazgeçemeyeceğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir kez daha gösterirken, ABD'yi almış olduğu bu kararı gözden geçirmeye ve Kıbrıs'a iki tarafa karşı eşit ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.